Merhabalar, bugün sizlere uyku uyanıklık arası hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Uyku uyanıklık arası, tam uyanmadan önceki ve aynı zamanda, uykuya dalmadan önceki yarı uyku halidir. Ayırt edici özellikleri, beyindeki neokorteks tabakalarının etkin olmaması, yani duyu organlarından bilgi gelmemesi ve beynin alfa dalgaları yaymasıdır. Halk arasında tavşan uykusu olarak da bilinir. Uyku uyanıklık arası denilen bu yarı uyku hali doğal olarak meydana geldiği gibi, çeşitli yöntemlerle yapay olarak da oluşturulabilir. Zen, meditasyon, yoga, uyaranların azaltılması, gevşeme vesaire uyku uyanıklık arası halinde, göz kapakları kapalıyken göz yuvarlaklarının hareket etmeleri söz konusu olabilir ki, bu göz hareketleri rüya görüldüğünü gösterir. Kimi zaman paranormal algılamaların meydana geldiği rüyalarda imaj ve seslerin beş duyu yoluyla değil, zihinsel algılanması söz konusudur. Uyku uyanıklık arası, şuur altı kapısının açıldığı hal olarak da belirtilir. Metapsişik incelemelerde ve kendi kendine hipnoz olan otohipnozda uyku uyanıklık arası halden yararlanılır. Sufilik, zen, meditasyon, yoga ve sistemlerindeki çalışmalarda uyku uyanıklık arası hal çeşitli gevşeme teknikleriyle elde edilir. Uyku uyanıklık arası halindeki kişi bir rüya gördüğünde zihinsel bir yanılsamayla gördüğünü bir rüya olarak değil, tersine gerçek olarak yaşamış olduğu olaylar şeklinde algılar. Buna verilebilecek en başta gelen örneklerden biri astral seyahat deneyimidir. Bu tür bir deneyimi yaşayan bir kişi, genellikle ruhunun bedeninden ayrılarak çeşitli yerlere seyahat ettiğini görür. Zihnin uyku uyanıklık arasındaki durumu, paranormal etkiler için elverişli bir durumu ortaya çıkarır. Bunun bir nedeni zihnin bu durumdayken yaşadığı zihinsel deneyimleri gerçek deneyimler olarak algılamasıdır. Diğer bir nedeni ise, zihnin bu durumdayken paranormal etkiye açık olmasıdır. Çünkü zihindeki düşünceler bu haldeyken boşalmış ve dışarıdan kontrol edilebilir hale gelmiştir. Paranormal bir etkinin sağlanabilmesi için, insan zihnindeki düşüncelerden oluşan karmaşıklığın azaltılması gereklilik gösterir. Hipnoz, meditasyon, yoga ve benzeri teknikler yalnızca uyku uyanıklık arası halinin ortaya çıkmasına yarayan araçlardır. Uyku uyanıklık arası hali ise zihnin karmaşık düşüncelerden arındırılmasına ve bu şekilde dışarıdan gelen paranormal etkilere, paranormal algılamalara uygun bir durumun oluşmasını sağlar. Uyku uyanıklık arası hal, yapay olarak oluşturulabilmekle birlikte, doğal olarak da ortaya çıkan bir durumdur. Bu hal, kişilerin uykuya dalarken ve uykudan uyanırken de kendiliğinden oluşan bir haldir. Bunun dışında narkoz etkisiyle ya da başka nedenlerle bayılmalarda da bu halin ortaya çıkması söz konusudur. Uyku uyanıklık arası halindeyken elde edilen paranormal algılamalar, dinsel ve ruhçulukla ilgili alanlardaki bazı kişilerin yaşamlarında önemli bir yer tutar. Ruhçuluk alanında bu algılamaları yaşayanlar genellikle medyumlardır. Dinsel alandaki bu türden kişilere ise keramet sahibi evliyalar gözüyle bakılır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.